Ladies and gentlemen, my name is Karini Pansa. I am the Vice President of the International Publishers Association, the IPA. It is an honor for me to address this 10th Turkish Publishing Assembly. My thanks to Kenan Kocatürk and the Turkish Publishers Association for inviting me. I have been asked to talk to you about publishing in the climate crisis. I am really honored as I am the chair of the Sustainability Working Group of the IPA, and I'm happy to share some of my experience from that group. Ladies and gentlemen, publishing has two major roles to play in the climate crisis. The first comes down to what we do best, publishing great books. The books we publish, the way we bring the climate crisis to readers, young and old, will be vital to the way that our societies tackle this enormous and urgent challenge. In September 2015, at the historic Sustainable Development Summit, world leaders adopt the 17 Sustainable Development Goals, also known as SDGs. They cover everything from health to gender equality and education. They also cover climate change and its impact on life on land and in the seas. Publishers are essentially linked to the SDGs with educational publishers on the front line in achieving SDG 4, education. However, publishers also have a role to play in sharing works, research, and educational resources about all the 17 of the SDGs. The perfect demonstration of the great works that are being published is the United Nations Sustainable Development Goals Book Club. The book club was launched at the Bologna International Children's Book Fair in 2019, and it's now a curated reading list of over 300 books for children from around the world, in all six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish, and related to each of the 17 SDGs. The book club was created by the United Nations in cooperation with the International Publishers Association, the European and International Booksellers Federation, EIBF, the International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, the International Board for Books for Young People, IBBY, and Bologna Children's Book Fair. The Global SDG Book Club has been a resounding success and an inspiration to many others, leading to clubs in Indonesia and Norway, with clubs planned in Germany and the Netherlands. It was also an inspiration to me personally, as I was proud to be involved in the creation of the Portuguese language SDG book club with reading lists for Portuguese speakers in both Brazil and Portugal. This is the role that publishers can play. But what about how we publish? Publishers can just be satisfied with the knowledge that we publish these great books. We must also think about our business practices and how sustainable we are. Do we consider environment in our production practices? The range of issues to consider can seem daunting, but it is only by making our first steps that we can hope to play our part in achieving the goals by 2030. Where can you start? Building on the success of the SDG Book Club, the International Publishers Association continued its work with the United Nations to help publishers implement the SDGs. They did this by developing the SDG Publishers Compact. The compact features 10 actions that publishers, publishing associations, and others can commit to undertaking in order to accelerate progress to achieve sustainable development goals by 2030. Signatories aspire to develop sustainable practices and act
as champions of the SDGs, publishing books and journals that will help inform, develop, and inspire action in that direction. The uptake of the SDG Publishers Compact has been phenomenal, with over 200 publishers from around the world signing up in 18 months. I encourage you all to consider signing the compact today. The International Publishers Association also recognized that we can learn from each other. Many of the challenges publishers will face with regards to our environmental impact will be the same, but publishers in different countries are moving at different speeds. How can we learn from each other then? The IPA has launched an SDG dashboard which shares best practices from around the world. We can see reports from publishers that identify potential areas for action, concrete initiatives taken by individual publishers. When the IPA launched its International Sustainable Publishing and Industry Resilience Initiative, known as INSPIRE, we consulted the book sector broadly about how we can recover from the pandemic and make our global sector stronger and more sustainable. Dealing with the climate crisis was a clear priority, but one that we can only achieve together. Not just among publishers, but within our sector partners, the distributors, the printers. We have all heard the stories about disruption to our supply chains, the increased costs of transports and of paper. The opportunity here is for us to combine the business imperative to keep books affordable with increased responsibility for the climate impact of our productions. For example, we have an opportunity to reconsider how we use paper and how we deal with returns. Last October, at the Frankfurt Book Fair, IPA held the first of three climate summits. We heard from publishers' associations, publishers, printers, libraries from around the world. Some are already working hard, others don't even know where to start. For information in English, there's already work by the Publishers Association in the UK, which has launched a pledge of its members under the banner of Publishing Declares. The French Publishers Association has developed its own charter. The Danish Publishers Association has also published a report called Towards Environmentally Conscious Publishing. There are just three examples. There are others. The first place to start is by agreeing that this is a priority that needs discussion time. Creating committee at publishers' associations to discuss this issue is already a great step forward. Individual publishers, too, can identify how to prioritize the climate in their work process. The International Publishers Association is here to help you to share best practices, to show you no matter how large or small your association, progress can be made. Ladies and gentlemen, the ability for mankind to tackle the climate crisis needs us to publish great works, great educational resources, the latest research. But we also have to play our part and reduce our environmental impact. This means starting new conversations and working with the whole publishing value chain. Above all, taking that first step. Thank you. Sayın Pansa'ya çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar iklim krizi üzerine çalışmalar yürüten ve bu bağlamda yayıncılık alanındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Sayın Naz Beykan'a sözü veriyorum. Herkese merhaba. Sunumu da paylaşayım. Evet, tüm katılımcı ve konuşmacıları saygıyla selamlıyorum. Türkiye Yayıncılar Birliği'ne de bu nazik daveti için ve kurultayı organize eden ekibe de emekleri için teşekkür ediyorum.
Karini Pensa'dan uluslararası çerçevede yayıncılıkta yapılanları ve nasıl iklim eylemine katılabileceğinize dair kapsamlı öneriler dinledik. Ben biraz konuyu başa sarmak istiyorum. Neden iklim eylemine katılmamız gerektiğinden başlamak istiyorum. Dünyamız bir toz ve gaz bulutuydu. Tamam, o kadar geriden başlamayacağımız. 800 bin yıl öncesine saralım. 18 bin yıldır dünyamızın ortalama sıcaklığı gördüğünüz gibi 15 derece kadar oynayan bir yokken son 10-12 bin yılda sıcaklıklar oldukça stabil kaldığını görüyoruz. Bu özel jeolojik döneme Holosen adını veriyoruz. Uygarlığımızın gelişmesinin temel nedenlerinden biri işte bu çağın getirdiği iklimsel stabilite ve öngörülebilirlik. Bu tarihsel süreçteki karbondioksit oranlarına bakacak olursak atmosferdeki dünyanın ortalama sıcaklığıyla çok yakından ilişkili olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ilişkiyi aklınızda tutmanızı istiyorum. Şimdi Holosen'in sonuna doğru karbondioksit oranı nasıl arttığına bakalım. Nasıl da hızlı artıyor? Mayıs 2022 ölçümlerine göre 420 ppm'deyiz. Yani son 800 bin yılın rekor seviyesinde. Aklınıza tutmanızı istediğim şey hatırlıyor musunuz? Peki, güzel. Atmosferdeki karbondioksit oranı bu kadar hızlı artarsa sıcaklığa ne olur? Bir ipucu vereyim. Karbondioksit bir sera gazı. İşte sanayi devriminin sonundan bu yana atmosferdeki sera gazlarının oranını arttırarak dünyanın küresel ortalama sıcaklıklarını bir dereceden fazla arttırdık. Yani 100-150 yıl gibi bir sürede 10 bin yıllık bir düzeni bozduk. Bilim insanları artık Holosen'i geride bıraktığımızı, antroposen çağına girdiğimizi söylüyorlar. Yani insan etkisinin egemen olduğu ve iklim sisteminin stabilitesini kaybettiği bir çağ. Sıcaklık ve yağış rejimlerinin alışageldiğimiz düzenlerinin bozulduğu, yağmurların ya aniden şiddetle yağarak sele dönüştüğü ya da uzun süre yağmayarak kuraklıkla neden olduğu, sıcak dalgaları ve fırtınalar gibi ekstrem hava olaylarının sıklaştığı ve şiddetlendiği bir dünya. Antroposen'e hoş geldiniz. Ve bilim insanları iklim krizinin geri dönüşü olmayan yakıcı etkilerini önlemek için sera gazı emisyonlarına bağlı küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak zorunda olduğumuzu söylüyorlar. İşte bu hedef 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının kabul edildiği aynı yılda 21. Taraflar Konferansı'nda imzalanan Paris Anlaşması'nda temelini oluşturuyor. 92 yılında başlayan Birleşmiş Milletler ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin kabulünden ve ülkelerin uluslararası olarak iklim değişikliğiyle mücadele etmeye başlamasından beri en önemli adımlardan biri Paris Anlaşması. Anlaşmayı farklı ve güçlü kılan özelliği ülkelere sera gazı emisyonlarına dair sayısal yükümlülükler getirmek yerine ortak çabalarla küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması ortak hedefinde uzlaşılması. Ayrıca sera gazı emisyonları hemen sıfırlansa bile küresel sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi derecelere dönmesi zaman alacağı için iklim değişikliğine uyum eylemlerine de azaltım eylemleri kadar önem verilmesi ve İklim adaleti kavramının uluslararası çerçeveye dahil edilmesi de Paris Anlaşması'nı önemli kılıyor. Anlaşmanın 1,5 derece hedefine erişmemizin tek yolu küresel sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar azalım eylemine sokmamız ve 2050'ye geldiğimizde karbon nötr bir ekonomiye geçiş yapmış olmamız. Ama işimiz zor. Çünkü iklim değişikliği bilim insanları tarafından tespit edilen gezegenin taşıma kapasitesini oluşturan 9 sınırdan yalnızca bir tanesi. Sanayi devrimiyle başlayan fosil yakıta dayalı sanayileşme, hızlı kentleşme, sürdürülebilir olmayan kaynak tüketimi, ekosistemlerin sağlığı için hayati alanların kirletilmesi, tahrip edilmesi veya yok edilmesi sonucunda atmosfere daha fazla sera gazı salmakla kalmadık. Dünyanın bu sınırlarını da zorladık. Son araştırmalara göre 9 sınırdan 6'sında kritik ışığı taşmış durumdayız. Bunlar iklim değişikliğinin dışında bitkilerin kullandığı yeşil su diye adlandırılan tatlı su, azot ve fosfor biyojeolojik döngüleri, plastikleri de içeren sentetik kimyasalların yarattığı kirlilik, arazi kullanımındaki değişiklikler ve biyoçeşitlilik kaybı.
iklim değişikliğiyle yakından ilişkili olan okyanus asitlenmesinde kritik eşiğe çok yakınız. Atmosferik aerosol yüklenmesi hakkında ise elimizde yeterince veri henüz yok. Stratosferik azon incelmesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Onun sınırın altında olduğunu görüyorsunuz. İşte bu ozon tabakasının delinmesiyle mücadelede doğru politikalar ve teknoloji dönüşümünün sonucu olarak başarı hikayemiz. Ama ilk sıraladığım altı konuda harekete geçmezsek insanlığın tarih boyunca deneyimlediğinin ötesinde bir geleceğe doğru ilerliyor olacağız. Peki bu noktaya nasıl geldik? Bunun altında yatan küresel bir anlatı, kalkınmanın, gelişmişliğin, refahın, başarının anahtarının ekonomik büyüme olduğuna dair. Bireylerin kolektiften önce geldiğine, şirketlerin başarısının kâr ve çıkar odaklı olmasına dair. Doğanın meta olduğuna, metalara tahakkümün zenginlik göstergesi olduğuna, zenginliğin de mutluluğun sırrı olduğuna dair. İmgeler, değerler ve hikayelerle bezeli bir anlatı. Halbuki toplumlarımızdaki derin adaletsizliklere bakacak olursak, bu anlatının yalnızca küçük bir azınlık için geçerli ya da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ve elbette bu anlatı dünyadaki tek anlatı değil. Doğu kültürlerinde, yerli topluluklarda çok farklı anlatılar mevcut. Ama bu kültürlerimizde hakim olanı. Büyük Kaos adıyla Türkçeleştirilen kitabında Amitav Ghosh bu şu sözlerle bunu çok güzel anlatıyor. İklim krizinin her anlamda kolektif bir çıkmaz olduğunun tam da netleştiği zamanda insanlık olarak kendimizi kolektif olma fikrinin siyasetten, ekonomiden, edebiyattan sürgün edildiği baskın bir kültürün esaretinde bulduk. Ve bu anlatının sonucunda gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında, şehirler arasında, şehirlerin içindeki mahalleler arasında, toplumun farklı kesimleri arasında, geçmiş, mevcut, gelecek nesiller arasında ve hatta insanlar ve diğer türler arasında adaletsizlikler doğuyor. Karşı karşıya olduğumuz kriz, iklim krizi ve ekolojik yok oluş bu mevcut eşitsizlik ve adaletsizlikleri daha da derinleştirecek. İklim kriziyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin sıklaşan ve şiddetlenen afetler ve kaynak sıkıntıları nedeniyle gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartlarını yakalaması zorlaşacak. Ama afetlerden gelişmiş ülkeler de nasibini alacak? Tabii en çok da o toplumların en kırılgan kesimleri. İklim müzakerelerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması dair kararları ve taahhütleri ulusal yönetimler verirken, krizin yıkıcı etkilerini ve ekonomik yükünü yerel yönetimler omuzlanacak. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşadığımız seller buna çok güzel bir örnek. Düşük gelirli gruplar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar, yani niteliksiz koşullarda yaşamak zorunda olan, mobilite engelleri olan veya ekonomik bağımsız olarak bağımsız olamayanların kırılganlıkları krizle birlikte artacak. Bugün dünyadaki çocukların neredeyse yarısı birden fazla iklim değişikliği etkisine yüksek seviyede maruz kaldıkları ülkelerde yaşıyorken 1,5 derece hedefine tutturulamazsa gelecek nesillere çok daha güvensiz bir yaşam bekliyor olacak. Ve gezegeni paylaştığımız türlerin 1/3'ünü 50 yıl içinde tamamen yok olması söz konusu. Dolayısıyla iklim krizi aynı zamanda bir insan hakları krizi, bir kadın hakları krizi, çocuk hakları krizi, hayvan hakları krizi. O halde yeni hikayeler, imgeler, imgelemler ve duygusal etkileşimlerle hakim kültürel anlatıyı değiştirmemiz, gezegendeki her birey ve canlı için iklim adaletini gözetecek yeni bir anlatı geliştirmemiz gerekiyor. Bunun önemini Homo Sapiens'e bildiğimiz yazar Yuval Noah Harari geçtiğimiz aylarda katıldığı bir podcast'te şöyle ele alıyordu. Onun ağzından anlatacağım, biraz özetleyerek. 1000 yıl önce insan eliyle yapılmış Kudüs'teki malum duvardan bugün biri bir taş bile alacak olsa dünyanın dört bir yanından 100 milyonlarca insan o duvarı hiç görmemiş bile olsalar ayaklanabilirler, hatta silahlanabilirler. Oysa ki milyonlarca yılda milyarlarca organizma tarafından inşa edilen büyük mercan resifinin veya Amazon ormanlarının yok oluşuna kayıtsız kalınabiliyor. Bir duvarın büyük mercan resifi veya Amazon ormanlarından neden daha duygusal etki gücü var? Çünkü bazı insanlar bu duvar hakkındaki hikayelerle büyümüşken mercan resiflerinin
veya yağmur ormanlarının hikayelerini belki de hiç duymadılar. İşte bu, hikayelerin duygusal etkileşim yaratma gücü. İklim krizi konusunda benzer duygusal etkileşim yaratılabildiğinde çok sayıda insanı harekete geçirebiliriz. Tabii iklim krizinin günümüz anlatısına nasıl girdiğine bakacak olursak, ben iki sırasal görüyorum. Birincisi, eriyen buzullarla can çekişen kutup ayıları imgesi. Harari belki Büyük Mercan Resifi'nin hikayelerini anlatmalıyız diyor ama Avustralya'nın kuzeyine ya da kutuplara doğru yolculuğa çıkana kadar sokağımızdaki çınar ağacının, camımızdan içeri bakan güvercinin, soframızdaki domatesin iklim krizi hikayelerini dinlemeye ve anlatmaya ihtiyacımız var. Hayatımıza dokunan şeyleri bulmalıyız, duymalıyız. İnsan beyni uzak diyarlarda olup bitenleri hemen kendi gerçekliğinin dışına itmekte pek de becerikli. İkinci soruda gerek romanlar gerek filmler olsun anlatılanların hep kıyamet senaryolarından ibaret olması. Hep korku, kaygı, çaresizlik, çatışma temaları. Bunları hissetmemiz çok doğal ve bu konuları işlemeliyiz de. Ama tek anlatılan bu mu olmalı? Gereken kültürel ve kitlesel ve sistemik dönüşüm için yalnızca bu duyguları ele alırsak kimi harekete geçireceğiz? Martin Luther King Jr.'ın bir hayalim var diye değil de bir kabusum var diye söze girdiğini düşünsenize. Amitav Ghosh'a göre iklim krizi aynı zamanda bir kültür krizi ve dolayısıyla bir hayal gücü krizi. Halbuki iklim krizinin çözümlerinde de inanılmaz öyküler yatıyor. Daha temiz bir hava, sağlıklı insanlar ve ekosistemler, eşit ve adaletli toplumlar, eski öğretilerle buluş ve teknolojilerin bir araya gelmesi. Bunların hepsine kucak açan yeni anlatıları hayal etmeye ne dersiniz? Ve o geleceği okurlarla buluşturan, onları heyecanlandıran, harekete geçiren umudun öykülerine ihtiyacımız var. Aramızda edebiyat yayıncısı olmayanlar da var elbette. Onlar için şunu söylemem lazım. Başarılı uygulamaların anlatılmasına, bu dönüşüm için gereken bilgi ve becerilere yönelik içeriklerin de paylaşılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Ve konunun çok 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 ama çok konuşulmasına alan açmalıyız. Farkındalıktan sistemik dönüşüme giden yolda bireylerin değerlerinin değişmesi ancak kültürün dönüşmesiyle olabilir. Tabii yalnızca anlatının değişmesi yetmeyecektir. Kitap üretim süreçlerinin de bu yeni anlatının bir parçası olması gerekecek. Her yayıncının ve sektörün kolektif olarak iklim krizinin nasıl etki ettiğini, ondan nasıl etkilendiğini anlaması, hem sera gazı azaltım hem uyuma yönelik hedefler koyması, eylem planları hazırlaması ve uygulamaya geçmesi şart. Bu dönüşümün sektörün tüm değer zincirini, tüm süreçlerini, tüm varlıklarını, tüm insanlarını, çalışanlarını kapsaması lazım. Gelin bunlara bir göz atalım. Kağıt üretiminden başlayacak olursak, bir kitabın üretim sırasında çıkan sera gazlarının %40 ya da 60 kadarının kağıt üretiminden kaynaklandığı söyleniyor. Aldığınız kağıdın nereden, hangi yöntemlerle üretildiğini biliyor musunuz? Sürdürülebilir uygulamalar kullanılıyor mu? Ekosistem bütünlüğüne zarar veriliyor mu? Peki ya kağıdın üretildiği ormanlarda sıcak dalgası ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskleri var mı? Kağıdın nereden üretildiği gibi nereden tedarik edildiğini de düşünmeliyiz. Ülkemizde kağıt fabrikası olmamasının sizler için bir dert olduğunu biliyorum. Türkiye'ye kağıt Çin'den Latin Amerika'ya dünyanın çeşitli yerlerinden gelebiliyor. İthal edildiği yer ne kadar uzaksa taşımada o kadar sera gazı salınacak demek. Tedarik ettiğimiz kağıdın buraya geldiği lojistik süreçler özellikle de deniz yoluylaysa şiddetlenecek ve sıklaşacak aşırı hava olaylarından etkilenecek. Tabii ki bir yayıncının esas odak noktası kitabın yaratıcı süreci. Burada da düşünebileceğimiz çok konu var. Yayın evlerinin ofis, depo, arşiv gibi binalarının kaynak verimli olacak şekilde iyileştirilmesinden tutun yenilenebilir enerji teknolojilerinin benimsenmesine, bu yenilenebilir enerji kredilerinin değerlendirilmesine, bu yapıların iklimsel afetlere dair dayanıklılıklarının arttırılmasına, örneğin sel riski olan binanızdan taşınmanız mı gerekecek ya da sıcak dalgaları için daha fazla soğutma ihtiyacına cevap mı aramanız? Belki çalışanların ofise ulaşımlarının güvenli olduğuna emin olunmasına, çalışma saatlerinin tekrar düzenlenmesine ihtiyaç duyulacak.
toplantıların, iş ve fuar seyahatlerinin çevrim içi yapılması sera gaz emisyonlarını da azaltımı sağlayabilecek. Kitabın basılması aşamasına geldiğimizde aynı yayın evi binalarında olduğu gibi matbaaların da enerji verimliliği, yenilenebilir enerji çözümlerinden faydalanması mümkün. Matbaaların da iklimsel afetlerden etkilenebilirliklerini değerlendirmekte fayda var. Tabii kağıt fiyatları bu halde olunca size en az kağıt israfı olacak şekilde kitapları dizin diye bir öneride bulunmaya gerek duymuyorum. Siz zaten bunun uzmanısınız. Ama birkaç sizi huzursuz edecek belki ya da herkesin bayılmadığı birkaç şey söylemek istiyorum. Bir tanesi dijital baskının sunduğu olanaklarla kitap baskı sayısını talebe göre ayarlamak. Bu depolama kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltacak. Sesli kitap ve e-kitap ise kaynak gizlerinizi oldukça hafifletecektir. Tabii bu sefer bu kitapların dinlendiği ve okunduğu aletlerin şarjlarının enerji tüketimi ve bunun sera gazı emisyonları söz konusu. Bu tarafı da okura bırakmış oluyoruz. Bu onların artı ve eksiklerini detaylı olarak tahlil etmemiz lazım. Kitabımız basıldı. Şimdi sıra kitabın işte depolanmasında, dağıtılmasında. Dağıtım filolarınız yenilenebilir enerjiyle şarj edilebilen elektrikli araçlara geçebilir mi? Dağıtım hatlarınızın iklimsel kırılganlığını biliyor musunuz? Kitaplar ve kitabın okuyucuyla buluştuğu kitapçılara bakarsak bunlar okurların farkındalığını arttıracak arayüzler olarak düşünülebilir. Örneğin kitaplarının üzerinde sera gazı emisyon ya da karbon ayak izi bilgilerini şeffaflıkla okurlara gösterebilirsiniz. Ya da kitapçılarda iklim krizi köşeleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca kitapçılar yayın evleri ve matbaalar gibi yine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçiş yapabilir. Aynı şekilde afetlere karşı dayanıklılıkları değerlendirilebilir. Şimdi en duymak istediğiniz şeyi soracağım. Bir kitap ömrünü doldurduğunda ne yapacağız? Kağıt atıkları gibi ömrünü sonlandıran kitaplarında döngüsel ekonomiyle yeni kitapların dönüşmesini düşünmeliyiz. Şimdi bunlar iyi, güzel, harika ama kendi başımıza bunları ne yapacağız, nasıl yapacağız bizim bunları diye soranlarınız olacak aranızda. Birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Burada sıraladığım çözümlerin hepsi mevcut teknolojilerle hayata geçebilir. Bazı çözümlerin önünde mevzuat engelleri olabilir. Burada bu değişiklikleri mevzuatta isteyecek ve talep etme sorumluluğu bize düşüyor. Finansal engeller için de aynısını söyleyeceğim. Sektörün özellikle ekonomik açıdan zorlandığının farkındayım. Türkiye şartlarında. Ama bugün iklim krizi yönünde adım atmazsak eylemsizliğin bedeli daha ağır olacak. Yayıncılık sektörünün de değerlendirebileceği iklim finansmanı olanaklarını talep etmemiz lazım. Çözümleri uygulamada teknik kapasitenizin olmadığı yerlerde bu konuda yetişmiş olan uzmanlardan danışmanlık alabilir veya kurumlarınızda sürdürülebilirlik ve iklim eylemi yöneticileri alabilirsiniz. Ve bu soruları sorarken unutmayın ki yalnız değilsiniz. Karin Pelsan'ın da bahsettiği gibi bu değişim için adım atan, atmak isteyen, dünyanın çevresindeki belki binlerce yayıncıdan birisiniz. Bu nedenle Türkiye Yayıncılar Kurultayı'nda bugün bu konuyu hep birlikte ele alıyor olmamız önemli. Türkiye Yayıncılar Birliği gibi meslek örgütlerinin çatısı altında yayıncılık sektörü olarak kolektif strateji ve eylem planları geliştirebilir, kolektif etkinizi de arttırabilirsiniz. Ayrıca bu çatı kuruluşları dönüşümde birbirinize destek olduğunuz alanlar haline getirebilirsiniz. Çünkü dört dörtlük iklim eylemi uygulayan bir yayıncıdansa, Türkiye'deki 1500 küsur yayıncının hepsinin eksikleriyle de olsa iklim eylemine geçmesi çok daha değerli. Ve bu eylemlerinizi yine önceki konuşmacının bahsettiği gibi Birleşmiş Milletler ve İPA'nın işbirliğinde uygulanan sürdürülebilir kalkınma amaçları yayıncılar sözleşmesine taahhütlerinizle katılarak uluslararası alanda da görünür kılabilirsiniz. Yayıncı olmak bana hep çok idealist bir meslek gibi gelmiştir. Okuru etkilemeyi, onun hayatına dokunmayı istemeyen yazar, çizer, yayıncı yoktur herhalde. İklim krizinin çözümlerinin lokomotifi olacak yeni anlatının keşfinde ve kültürel dönüşümde bugünlerde size ne çok da ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.
Sayın Beykan çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimizden gelen sorular var. Dilerseniz onları yönelteyim size. Tabii ki. Öncelikle yayıncılar şimdiden hangi önlemleri alabilir iklim krizi konusunda? Sizce çok maliyetli bir iş midir bu? Önce şunu anlamak gerekiyor. Eyleme geçebilmek için bir stratejik yaklaşım geliştirmek taraftarıyım ben her zaman. Ve bir strateji geliştirilmesi de dönüşümün adım adım olacağı anlamındadır. Hepsinin bir anda yapılması zaten mümkün değil. Yani zor olacaktır. Bir anda söylediğim bütün çözümleri herhangi bir yayıncının ya da sektörün hop diye gerçekleştirmesinden bahsetmiyoruz. Adım adım her şey. Dolayısıyla da önce mevcut durumu anlayarak yola çıkmamız gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'deki verilere baktığımızda yayıncılık sektörünün karbon ayak izini ölçmekte zorlanıyor. Yani tespit etmek çok zor ülkesel veri tabanlarımızdan. Dolayısıyla da önce bir operasyonları sıralayıp ayak izinin nerelerde daha çok olduğunu anlayıp ne çözümler olduğunu görüp buna göre nereden en kolay başlanabileceğini büyük resim üzerinden gitmekte fayda var. Tabii ki hani bir yerlerden başlanabilir, hani ampullerinizi değişsek başlayın demek kolay belki, ama ben yine de sistemik olarak adım adım ve büyük resimden gidilmesi gerektiği taraftarıyım doğrusu. Bunu yapmanın da yolu önce her yayın evinin işte dönüp Karine Fesa'nın bahsettiği Danimarka'nın dokümanı çok güzel bir doküman bu açıdan. Bütün değer zincirinde bir yayın evinin ne tür işlevler var ve oralarda neler yapılabilir güzel örnekler sunmuşlar. Aynı şeyi kendi yayın, yani bir yayın evi kendisi için masaya yatırıp bunun üzerinden çözümlere yönelik araştırmalarla evet bu en kolay, en maliyetli şey olan uygulama buradan başlarız, sonra şunu yaparız diye bir yol haritası kendisine çıkarabilir. Var. Teşekkürler. Bir diğer sorumuzu ileteyim. İklim krizi için kağıt tüketimi ve israfını azaltmada dijital yayıncılığın katkısı nasıldır? Bu yani dijital yayıncılık tabii ki bir numaralı çözüm olarak gösteriliyor kağıt tüketimini sıfırlamış olduğu için. Ama biliyorum hani çoğumuz kitabı dokunmayı, koklamayı çok seviyor. Ben hani e-kitap çok okuyan bir insanım ama çok tartıştığım oluyor. Kitaptan vazgeçemiyoruz tabii ki ne yazık ki. Ama şu düşünülebilir. Her kitabın basılması gerekiyor bir seçenek. Belki her kitabın basılması gerekmiyor. Bazı kitaplar e-kitap, bazı kitaplar basılabilir olabilir. Bu bir seçenek. Onun dışında işte dijital baskıyla talebe göre talep kadar basmak tabii ki çok farklı bir şey gerektiriyor. Tabii ki bu matbaa ve baskı sistemlerinin tekrar belki sektör olarak ortak tekrar düşünülmesi anlamına geliyor. Burada sistemik ortaklaşa kararlar verilmesi gerekebilir. Hani onlarda bir öngörüde bulunmam çok zor ama hani şöyle şeyler anlatıldığına denk geldim. İşte çeşitli matbaa noktaları var ve işte ben İngilizce bir kitap bulmak istiyorum ama Amerika'da basılan bir kitap. Ama ben oradan sipariş ettim de buradaki matbaadan teslim alacağım. Bu ne demek? Bütün yolculuk boyuncaki karbon emisyonundan kurtarmış oluyoruz. Ve sadece ihtiyaç olan kadar bir kitap benim elime geçmiş oluyor. Ve tabii ki bunu geri dönüşüm sistemiyle, benim o kitapla işim bittiğinde bir daha okumak istemediğimde sahafa mı gidecek o kitap yoksa geri dönüşüme mi gidecek? O süreçlerin de döngüsel ekonomi çerçevesinde düşünmesi lazım. Bu nedenle de hani her kitap için söyleyemem, burada beni ateşe verirsiniz diye düşünüyorum. Ama en azından belli kitaplar için bu düşünebilecek bir sistem ve tabii ki iklim krizi açısından önemli bir çözüm. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz, Türkiye'de yayıncılara özel bir kılavuz var mı karbon izinin hesaplama ve ölçümlerinin olduğu?
Henüz yok. Henüz diyorum. Umarız böyle bir şey üzerine çalışabiliyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz da, dijitalin de bir karbon izi yok mu? Burada yeni neler yapılıyor izi düşürücü? Evet, harika bir soru. Buna biraz da değindim aslında. Yani dijital, yani e-kitaba geçildiğinde de sesli kitaba geçildiğinde sıfır karbon ayak izi diye bir şey olmuyor. Yani hani bu sefer de işte aletimizi şarj ettiğimiz enerjiden bahsediyoruz. Tabii ki buradaki mesele ülkelerin enerji gridlerinin yenilenebilir enerjiye geçişini sağlanması. Dolayısıyla aslında bu konuda lobicilik yapmak da her sektörün görevi. Ne kadar grid yenilenebilir enerjiye geçmiş olursa o kadar az şu anda kolay kitap ve dijital kitaba promo edebiliriz. Tabii ki yani bir kağıt kitabın kaynak ve işte ulaştırma vesaire detayları girdiğinde büyük ihtimalle bir telefonun şarj edilmesinden çok da başka fonksiyonlarıyla olan bir şeyi şarj edilmesinden daha büyük bir ayakizi olacaktır. Ama bunu bir şey yapmadan, yani sayıları görmeden söylüyorum. O yüzden de tahlil edilmesi ve incelenmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum bunu. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz, aslında biraz değinmiştiniz konuşmanızda. Sürekli yeni kitap basmak yerine herkesin elindeki kitabı dönüşüme sokması daha ideal değil mi? Evet, yani bunun tabii dediğim gibi yani geri dönüşümün işte dijital baskı, yani talep miktarıyla baskının bir döngüsel bir sisteme oturtulması gerekiyor. Yani ki hani ham madde, madde ve maddenin dönüşümünde bir denge tutturulabilsin. Ama hepimiz yani kütüphane sahibi olmayı da seviyoruz, bazılarımız en azından. Yani her kitap her şeyde belki dönüşüme girmeyecek ama atıyorum test kitapları var, sürekli bir yenileniyorlar. Her sene zaten kullanıldığında bir daha kullanılması zor olabiliyor. Yani o tür kitaplarda örneğin aklıma ilk gelen tabii ki düşünülebilir. Yani mutlaka zaten sistemin o şekilde kurgulanması gerekiyor. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz konuşmanız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için tekrar.